Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Siz kutu açılışını bugün seyredeceksiniz ama ben kutuyu açmaya yarın gideceğim. Otobüs biletimi aldım. Yarın Bursa'ya yola çıkıyorum yarın sabah. Bir müddettir freze tezgaha ihtiyacım vardı. Dolayısıyla Bursa'da Sezginler Makine'ye gideceğim. Orada yerinde inceleme yaparak BF16 veya BF20L arasında iki tane masaüstü freze tezgahı var. Onların arasında tercih yapmak durumunda kalacağım. Büyük bir ihtimalle BF20L olan modeli tercih edeceğim. Çünkü benim atölye şartlarında kullanmam için daha uygun bir tezgah. Neyse ben biletlerim hazır benim. Ben yavaş yavaş toparlanacağım bu akşam ve yarın sabah günün ilk ışıkları bile doğmadan yola çıkacağım. Yarın sabah görüşürüz. İzmir'den çıktık, yazdı. Şimdi burada kış hava. Üzerimde fazla kalın bir şey almamışım. Sanırım Bursa'da çok üşüyeceğim. Burası bu kadar soğuksa Bursa nasıldır bilemiyorum. Yavaş yavaş yağmur da alıştırmaya başladı. Şemsiye de almadım yanıma. Bakalım moladan sonra Bursa'da bayağı zorlu bir süreç beni bekliyor olacak. En azından hava şartları açısından. İzmir'de hava çok güzeldi. Şansımıza Bursa'ya kışa geldik. Zaten videonun başında da anlattım size onu. Bugün burada görmüş olduğunuz Foreman'ın BF20L model masaüstü freze tezgahının kutu açılışını yapacağız. Önder hocam, gel istersen sen de yardımcı ol, bana bunu açalım. Her tarafından vidalanmış bu. Altındaki bir paletle beraber geliyor. Paleti kaldırıp, vidaları çıkıp, kutuyu kaldırıp palet üstü üzerine monta şekilde göreceğiz bunu. Aç istersen hocam sen orada. Tezgah da içerisinde bazı parçalarla beraber gidiyor. Bunlar ne? Bir tane mengenesi var. Bir tane takım çantası var. Bir tane pens kutusu var ki en güzel özelliklerinden bir tanesi piyasada pens takımlarını araştırırsanız gerçekten çok değerli bir takım koymuşlar bunun içerisine. Bence bu tezgahın en büyük artılarından bir tanesi. Zaten internette araştırırsanız pens takımlarının ne kadar faydalı olduğunu bilirsiniz. Pens takımları konusunu torna eğitim videosunda tekrar değineceğiz ama penslerin kavrama kapasiteleri çok ufak olsa da çok güçlü kavradıkları ve sarılım yapmadıkları için genellikle tercih edilen takımlar. Kendi kovanı var, anahtarı var. 1,5 mm'den 16 mm'ye kadar çeşitli ebatlarda pensler takılabiliyor. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane pens çıkıyor içerisinde. Sezginler makineden Mustafa Bey ile konuşurken bu tezgahla beraber bize bir tane şey gönderiyorlar. Freze mengenesi gönderiyorlar. O da sanırım şurada olsa gerek.
kadar. Bir tane şu 19D100 mengenesi çıkıyor bunun içerisinde. Sanırım mengenecinin açıklığı 100 mm. Doğrudan frezenin üzerine bunu monte edip ekstradan ayaklara ihtiyaç duymadan parça işlemenize olanak tanıyor. Bir tane minik takım çantası var. O takım çantasının içi rengi. Tek eksenin olanı burada, diğerlerini monte ederek göndermişler. Ama acaba bunu neden monte etmemişler? Sanırım buraya sığmadığı için bu monte edilmiyor. Bir tane volan kolu çıktı. Alüminyum döküm ve sonsuz fırdönlü var ucunda. Bir tane yağlandı. Sanırım bu B16. Evet, B16 konik mandral çıktı bir tane içinde. Bir tane Philips, bir tane de düz tornavida çıktı. Mıknatıslı. Kutunun içinden ayrıca bu içerisinde mandıra anahtarı, alyan takımları, fırlandığı olan kolları, çeşitli alyan ve İngiliz anahtarları çıktı. Arkadaşlar, şimdi tezgahı bir tane hidrolik platformun üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi gayet güzel tok bir duruşu var. Gerçekten ben yanında küçük kaldım ki ben ufak tefek bir insan değilim. Şimdi tezgahın birazcık daha detaylarına değinmeye çalışacağız. Burada gördüğünüz bir tane şey var. Yüksek ve düşük vites ayarı var. Şu anda yüksek viteste. Boş. Ve düşük vites. Yine sezgiler makine her ürününde olduğu gibi bu tezgah üzerinde de bütün uyarı ve etiket işaretlerini Türkçe kullanmış ki bu bizim avantajımıza. Bu tezgah hakkında özellikle belirtmek istediğim şey var. Bu tezgah ıslak çalışmaya uygun. Yani bor yağı da bu tezgahta sulu bor yağı kullanabilirsiniz. Yani kesme veya frezeleme işlemi yaparken bu tezgahta ıslak kullanabilirsiniz. Şu anda görmüyorsunuz arka tarafında bir tane tahliye deliği var. Buna da uygun çapta bir tane hortum takıp çıkan yağı tekrar depolayıp tekrar kullanabilirsiniz. Tezgahın kontrol paneli üzerinde, valvatör üzerinde bir tane acil durum stop düğmesi, hız kontrol ünitesi, açma kapama düğmesi ve sağ sol seçme komutatörü bulunuyor. Biz elektriğe bağladık tezgahı. Komutatör sıfır konumundayken çalışırma düğmesine bastığımız zaman bir süre sonra ekran makine kendisini kapatıyor çünkü komutatörden hangi tarafa döneceğini seçmedik. Sağ tarafa dönüş verelim. Tezgahı açalım. 90 en düşük devirde şu anda dönüyor. Buradan devre ayarlıyoruz. 1020 devir. Kalkanı kaldırdığınızda gördüğünüz gibi tezgah kapanıyor. Kalkanı tekrar kapatıp çalıştırdığımızda en son kaldığı devirden çalışmaya devam ediyor. Bir de yüksek devirde çalıştıralım tezgahı. Tabii bu tip tezgahlarda çalışırken valvatörü hiçbir zaman maksimum seviyede bırakıp tezgaha enerji vermiyoruz. En düşük devire alıyoruz. Çalıştırıyoruz ve ondan sonra devre arttıracağız. Ama gene vites geçmedi galiba. Evet. Devir. Aslında devre göre gayet sessiz çalışan bir tezgah. Tezgahın genel kullanımı bu şekilde. Size birazdan şeyi de göstereyim. Hatta şöyle yakın plan alayım sizi ben.
Burada dikey eksenin cetvelini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada sıfırlama düğmesi var. Çakıyı ne kadar daldıracaksanız buradan yan taraftaki manuel ölçüm cetveline bakmadan burada 0,05 hassasiyet, 0,05 milimetre hassasiyette ölçüm yapabiliyorsunuz. Tabii bu yaylı geri dönmeli. Şimdi belli bir seviyeye ayarlayalım. Şuradan sıkalım biraz bunu. Ve şu anda kilitlendi. O seviyede kaldı. Bu seviyede sıfırlıyorum. Birazcık atıyorum. 0,5 milimetre çakıyı daldıracağım. Gördüğünüz gibi veya aynı şekilde eksi değerlerini de çıkartabiliyoruz bunu. Tekrar boşaltmak için gevşetiyorum. Ve maksimum yüksekliğe çıktı. Burada sıfırlama bileziği var. Aynı bilezikler diğer iki eksende de bulunuyor. Yani belli bir konuma getirip doğrudan buradan da sıfırlama yapabiliyorsunuz. Bu tezgahlara maalesef bunun gibi bir tane bağlama seti gelmiyor. Ama onun yerine az önce de kutudan çıkan güzel bir tane freze mengenesi var. Ancak böyle bir bağlama seti almanız uzun vadede çeşitli freze işlemleri yaparken basamaklı olduğu için bu bağlama seti uzun vadede işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Daha doğrusu ben kendime freze tezgahımı alırken böyle bir tane bağlama seti kesinlikle alacağım. Arkadaşlar bugün Sezginler Makine'nin de davetiyle Bursa'ya geldik. BF20L masaüstü freze tezgahını yerinde inceleyebilme fırsatı yakaladım. Ben aslında benim aklımda olan tezgah bu serinin en küçük modeli olan BF16 modeliydi. Ancak bu tezgahı gördükten sonra benim atölyem için bu tezgahın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun bir küçük kardeşi var. O da BF20 modeli. Sadece tablo boyu birazcık daha küçük. Onun haricinde bütün teknik özellikleri aşağı yukarı aynı. Sizin de bu tip bir freze tezgahına ihtiyacınız varsa bu doğrultuda tercihinizi kullanabilirsiniz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Zaten bütün detayları, teknik detayları videonun yan kısımlarında açıklayarak göstermeye çalıştım size. Beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone değilseniz de bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugünkü videomuzu bu yanındaki güzel kardeşim BF20L ile sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.